Ha? Bol bol koy. Hazır mı? Hazır, hazır. Gel oğlum. Ha? Al bakalım. Ha? Tekinim, gel. Elinize sağlık teyze. Sen kendin alırsın herhalde, ha? Alırım. Sinemcim? Yesene yemeğini ablacığım. Beğenmedin mi yoksa? Yo, sizi bekleyeyim dedim. Bak bak, sofra adabı da biliyor. Hadi yavrum, hadi. Aferin valla. Biz bunları Tekin abine hala öğretemedik. Sen elini yıkadın mı, ha? Yıkadık herhalde ya. Laf sokmasana kızın önünde. Ne, ha? Zeliha ablam birazcık fazla konuşur, sen öyle olma. Bir şey sorabilir miyim? Sor çocuğum. Hüsnü abi ablamı bulabilecek mi? Ne diyeyim ben şimdi bilemedim. Bulur bence, bulur yani. Bulur, bulur tabii Sinem amcığım. Babam sözünü tutar, merak etme. Çok mu özledin sen ablanı? Hı hı, çok. Özlenir abla, çok özlenir. Ay Sinemciğim. Ne yapacağız? Sinem. Gel yanımızda otur yavrum, burada konuşuruz. Gel çocuğum. Hay Allah. Of. Abla. Sen bak sen. Ağlıyor kız. Ne oldu kızım? Geçti mi ağlaması? Geçti. Konuştum biraz, iyi şimdi. Ağlamıyor. Yazık kıza ya. Oh. Ana yok, baba yok. Hüsnü buraya getirdiğine göre gidecek kimsesi de yok. Daha kaç yaşında bir başına kaldı kız. Görüşürüz. Haber kaynaklarımla yine olayı çözdüm. Sanki CIA, laflara bak. Ay tamam, merak etmiyorsanız önemli değil. Şişt, bak buraya. Anlat, neymiş mesele? Polis adliye muhabiri bir arkadaşımla konuştum. Sinem'in ablasının kaçırıldığını düşünüyorlarmış. Abla onu biliyoruz zaten ya. Ablası Figen. Hayat kadınıymış galiba. Sen hiç Allah kahretmesin seni. Yavaş, kız duyacak şimdi. Sinem gidiyor. Teyze abla. Gidiyor. Abla. Sinem gidiyor. Sinem gidiyor. Sinem gidiyor. Koş oğlum, koş. Sinem. Ya kız duydu galiba. Hay benim çeneme. Hakikaten çenene. Sinem bir dur abicim, bir dur konuşalım. Bırak, gelme peşimden. Sinem. Ablama gideceğim ben. Sinem. 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 Yardım et. Ara. Ara ambulans ara. Korkma. Korkma, ben buradayım. Korkma. Korkma. Ara ara. Sinem. Alo. Acil ambulans istiyoruz. Vallahi çok koştum peşinden ama yetişemedim. Şu kadarcık el kadar kıza sahip çıkamadık ya. Hüsnü. Benim yüzümden oldu baba. Özür dilerim. Ya bir durun ya, bir durun, durun, durun. Teker teker anlatın, nasıl oldu? Evden fırladı yani. Peşinden koştum, bağırdım. Dur dedim. Araba çarptı. Evden niye kaçtı? Ya baba benim yüzümden. Ablasını öğrendim, mesleğini yani. Anlatırken duymuş bizi. Ah be kızım, tutsaydın ya çeneni. Nereden bileyim böyle olacağını? Merak ettim, soruşturdum. Tam bizimkileri anlatırken. Tamam mı? Öğrendiniz mi? Rahatladınız mı? Tamam mı? Şşş! Şşş, Tekin. Nasıl durumu, ne dediler? Bilmiyoruz abi. Ameliyata aldılar şimdi. Ben bir doktoru bulayım, bir doktorla konuşayım. Olur, konuş konuş. Kızı sahipsiz bırakmayalım dedik, canıyla cebelleşiyor ya. Ulan kendi haline bıraksak kız sapasağlamdı belki de. Sahip çıkalım dedik, düştüğümüz hale bak. Ya ne biçim laf o ya? Kaza bu canım ya. Kurtarır paçayı, bir sakin ol ya. Gencecik kız oğlum ya, gencecik ya. Ne işi var onun ameliyat masalarında ya? Ne diye karıştım ki? Vicdanlı adamsın sen usta. Tamam, insanlığını yaptın ya. Yine olsa yine yaparsın. Ya biliyorsun ya. Ha insanlığıma benim ya. Ha tamam, insanlığıma tamam, ya. Tamam tamam tamam. Hadi gel hava alalım. Hadi gel. Gel çıkalım hadi. Sinem iyi ama değil mi hocam? Heh, hocam. Hocam bir şey deyin. Gerekli müdahaleyi yaptık. İç kanaması vardı, onu durdurduk. Kurtuldu mu yani şimdi?
Şimdi yoğun bakıma alacağız. Biraz zaman lazım. Maalesef hayatı tehlikesi devam ediyor. Kurtuldu diyemiyorsunuz yani, öyle mi? Merak etmeyin. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Evet. Baskın patates olmuş ha. Biraz öyle oldu. Ama arabadan gerekli kanıtları bulduk müdürüm. İyi bari. Anlatın, ne var ne yok? Halil Kandemir. Aslında onunla hareket eden iki genç daha var. Ama esas adamımız bu. Yaşça en büyükleri. Ve sabıka dosyası en kabarık olanı. Hakkında çok dava var. İçicilikten, gasptan kaydı var. Yaralanmadan girip çıkmış. Torbacılık yaptığı düşünülüyor. Narkodin radarına girip çıkmış. Ama delil bulunamayınca peşini bırakmışlar. Peki, başka ne öğrendik narkotikten? Halil yıllardır cinayetin işlendiği mahallede iş tutuyormuş. Birkaç torbacısı varmış buna çalışan. Evet, onun bölgesiymiş yani ha? Gürcan'ı vurma sebebi? İşin orası hala net değil müdürüm. Gürcan'ın abisi Ercan, onunla da konuştuk. Ondan da bir şey öğrenemedik. Ha bu arada, abisi çantasını almak istedi Gürcan'ı. Onu bir götürsem iyi olacak. Beyza, olay yerinde bulduğumuz çantayı getireceklerdi. Getirdiler komiserim, ben de. Ha tamam, onu getirsene. Halil'in ve yanındakilerin fotoğraflarını ekiplere dağıtalım. Devriyecilerin gözü açık olsun. Yalnız bu sefer de yanlış eve yönlendirmesinler. İkaz ederiz müdürüm. Eyvah. Bir şey kırıldı galiba içinde. Ne oldu Hakan? Hediyelik eşyalar vardı. Onlar kırıldı herhalde. Ne eşyası? Anlamadım. Gürcan işportacılık yapıyormuş da. Çantada onun sattığı hediyelikler vardı. Yanlışlıkla kırdık galiba. Bu ne ya? Aa. Bunların içinde haplar var. Şuna bakayım bir. Hepsinde hap var bunların. Ne yani? Gürcan hap mı satıyormuş? Evet, şimdi anlaşıldı. Bu cinayet çete hesaplaşması. Halil kendi mahallesinde hap satıyor diye öldürmüş Gürcan'ı. Ah bahtsız kızım benim. Bu kıza bir şey olursa kendimi asla affetmem. Ben de. Olan oldu artık. Dua edelim de iyileşsin. Neşet, hadi kalk. Sorguya gidiyoruz. Gelmem. Ben size o şansı bir kere tanıdım. Bir daha avukatım olmadan konuşmam. Sen kimsin bize şans veriyorsun lan? Hı? Komiserim tamam. Yürü. Ya. Niye kızıyorsunuz? Yürü. Allah Allah ya. Geliyoruz. Yürü at. Yürü. Allah manyağı. Allah Allah. Ne yaptın lan o kadınlara? Git onlara sor istersen. Unuttu. Soramazsın ki. Nerede olduklarını bilmiyorsunuz. Sorsanız da cevap veremezler zaten. Komiserim sizin işiniz de zor be. Ya bizim işimiz zor da yapıyoruz bir şekilde Neşet. Ama sen yapamıyorsun sanırım. Neyi yapamıyormuşum? Nurhan'la konuştuk. Olmuyormuş yani. Bazı şeylere gücün yetmiyormuş. Öyle söyledi. Size hiç yakıştıramadım üstü başkomiserim. İnsanların eksikliklerini yüzlerine vurmanız hiç hoş bir davranış biçimi değil. Sizi korkutmak istemem. Ama ölen kadınlar da aynen sizin gibi konuşuyorlardı. Sen beni tehdit ediyorsun. Ulan kel! Yapamıyorsun diye kadınlardan mı çıkartıyorsun acısını? Tabii gücünü gösteremiyorsun ya, öyle tatmin oluyorsun değil mi? Sana çok sabrettim lan. Figen nerede? Söyle Figen. Vur. Figen nerede? Vur. Sen vur, ölmem lan. Konuşana kadar parça parça ederim lan seni. Konuş. Konuş oğlum. Çoban. Konuşsana lan. Aslan çoban. Vur. Sıkan onu biraz. Vur. Ha, dur nefes al nefes. Siz gerçekten haddinizi aşmaya başladınız. Kalkın müvekkilimin üstünden. İkiniz de rapor edeceğim. Uzatma avukat. Az senin olsun müvekkilin. Yürü usta, çıkalım.
Neşet, bu burada bitmedi oğlum. Bu burada bitmedi. Yine bekleriz başkomiserim, yine bekleriz. Lan avukat, dayak bitiyor, içeri giriyorsun.